Bu udu sevgili arkadaşım Fatih Ağızkalı bana tavsiye etmişti. Udi arkadaşım Fatih Ağızkalı. Elbette ki ben udi değilim arkadaşlar. Enstrüman aşığı da diyebilirsiniz bana. Ne demek enstrüman aşığı? Şöyle söyleyelim. Ben pek çok enstrümanı kendi kendime çalmayı öğrendim. Çünkü müziği seviyorum. Benim programım, yaratılış programım bunu buna müsaade etmiş. Farklı branşlarda eğitimler almama rağmen, işletme fakültesi mezunuyum aslında. Pazarlama master'ına da başlamıştım da bıraktım onu. Veteriner hekimliği fakültesinde okudum 3 yıl ama bunlara rağmen müzik benim için hep bir aşk, bitmeyen bir aşk olarak hayatımda yer aldı. Şu anda da mesleğimi bu şekilde mesleğimin bu şekilde ilerlemesinden de memnunum. O yüzden enstrümanların çoğunu kendi kendime öğrendim. Piyano eğitimim var ama onun dışında gitar, ud, kanun, vurmalı çalgılar, bunların hepsini kendi kendime çalmaya çalışıyorum. Bu udun hikayesi şu. Sanıyorum ustamızın ismi Ramazan. Onun yapmış olduğu bir ud. 120 yıllık bir karyolayı bozarak şu gördüğünüz udu yapıyor. Küflenmemiş, kurtlanmamış 120 yıllık bir ahşap parçası bulmak kolay değil. Ve ondan bu görmüş olduğunuz tekniği yapmış. Çok tatlı, güzel de bir sesi var. Bakalım size şimdi bu udumuzda aşikardı zaten hak çalacağım ben size. Ama önce ne yapıyor udu çalarken? Birazcık dolaşıyoruz Taksim, Şişli. Değil mi? İstanbul sokaklarına istek geldi arkadaşlar oradan. لو كنت بقلبك تسر
سَتَرَى اللَّهَ بِعَظَمَتِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَادِرٍ أَلَحَدٌ حَقُّ ظَاهِرٌ لَوْ كُنْتَ بِقَلْبِكَ تُبْصِرٌ سَتَرَى اللَّهَ بِعَظَمَتِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَادِرٌ لَوْ تَكْفُفُ عَنْ قَوْلِيَنَا لَوْ كُنْتَ لِذَاتِكَ تُنْكِرُ لَوْ تَفْنَى عَنْ غَيْرِ اللَّهِ سَتَرَاهَا جَمَالًا وَسَنَا سَتَرَاهَا جَمَالًا وَسَنَا لَوْ تَكْفُفُ عَنْ قَوْلِيَنَا لَوْ كُنْتَ لِذَاتِكَ تُنْكِرُ لَوْ تَفْنَى عَنْ غَيْرِ اللَّهِ ستراه جمالا وسنا ستراه جمالا وسنا نفسني قربيلسان El-Ahad Arapçasını da sizinle buradan paylaşmış oldum. Bu şarkı çok özel bir şarkı. Bir ilahi, bir şiirin bestelenmiş hali. Bundan da birazcık bahsetmek istiyorum. Şiiri Ahmet Hulusi'ye ait. Yaşamın Gerçeği adlı kitabında, yanlış hatırlamıyorsam 34. sayfadaydı. Yine Gavsi Açıklaması kitabının da arkasında yer alan bir dörtlük aslında bu. Aşikardır Zat-ı Hak görmeyi bir dilesen dediği zaman insan düşünüyor. Gerçekten eğer o aşikar olan görmeyi dilediyse zaten görecek. Ama biz, bizi bundan alıkoyan yolumuzda ilerlemek istediğimiz o kusursuz yolda bizi alıkoyan her ne varsa aslında bunları kaldırmakla mükellefiz. Bir hadis var. Bu hadiste diyor ki iman 70 küsur şubedir. Bunun en üstü la ilahe illallah'tır. Ve en alt basamağı da yoldaki bir engeli kaldırmaktır der hadiste. Elbette ki Efendimizin söylediği cümleleri sadece tek bir anlam doğrultusunda değerlendirmeyelim. Çünkü o muhteşem bir beyindi. Kainatta yaşamış olan, gelmiş geçmiş en muhteşem beyindi. Dolayısıyla da onun söylediği sözler sonsuza kadar geçerli olacaktır. Dolayısıyla da elbette ki başkasına da engel teşkil edebilecek bir şeyi yoldan kaldırmak anlamına da gelir. Bir de bunun ikinci bir anlamı benim anlayabildiğim kadarıyla da sizi bundan alıkoyan, yani sizi haktan, o güzellikten alıkoyan duygular, düşünceler, toplumsal şartlanmalar ve bunların getirdiği her türlü değer yargılarını, bunların adı engeldir. İşte bunları eğer kaldırırsanız en azından bir giriş yapmış olursunuz. Tabii ki ondan sonra en üst basamağa kadar süren, en üst aşamaya kadar, en üst şubeye kadar süren bir yolculuk var. Ama bunun başı, girişi buradan başlıyor. Engel. Engel nedir? İşte sizi gerçekten, hakikatten alıkoyan şartlanmalarımız. Başka bir toplumda yetişiyor olsaydık bugün kızdığımız şeylere kızmayacaktık. Yani Tayland'da bir kasabada yaşıyor olsaydık belki başka şeyler düşünüyor olacaktık. Şu bana niye yan gözle baktı? Şu bana niye yer vermedi? Ama bu bana ters, bu bize ters, bu bizim kültürümüze ters. Yani kültür konusu değişebilir. Dolayısıyla da bu özellikle eserin içeriğinde, mahiyetindeki kelimeleri eğer anlarsak, birazcık da üstüne gidersek güzel kapılar açılabilir. Çünkü sizin etrafınızda gördüğünüz her ne ad verilmişse, çünkü anne babası ya da bir akrabası tarafından verilir insanın ismi. Siz hiçbiriniz isminizi seçmediniz, saç renginizi seçmediniz, doğacağınız evi seçmediniz, ırkınızı seçmediniz, konuşacağınız dili seçmediniz. Dolayısıyla aşikardır Zat-ı Hak. Sen gör yeter ki. Dolayısıyla
Ah, görmeyi bir dilesem. Sanırım bir misafirim var. Bir saniye. Efendim oğlum? Buradayım. Ben de buradayım. Gel. Gel. Geldim. Çok hızlı geldin. Çok hızlı geldim. Çok hızlı geldin. Peki abilere, ablalara sen mi çalacaksın? Sol la si çalalım mı seninle beraber? Gel bakalım. Kendini mi gördün orada? Ah, kim var orada? Hı. Arın var orada. Heh, solü buldum, bravo. Gel, başlıyoruz. Ben başlıyorum. Sol la si. Solde kaldın. La si do. O sol, la burada. Hayır, si, la, sol, sol, si. Do. Hey, işi vardın mı? Si, evet. La. Sol, sol burada. Sen de söyle. La si do. Bravo. Si la sol si. Si burada. La o. Hayır. Si la sol si. O la oğlum. Ama o la oğlum. Sol ile başla o zaman. La si do. O si do re oldu. La burada. La si do. Si la sol si. La sol. O si. Kandırıyorsun beni. Kamerayı sana doğru biraz çevireyim diyorum ama görünebiliyor muyuz acaba biz böyle? Evet. Evet. Kamera düşüyor, neyse. Burada kim var oğlum? Arın. Arın var ve... Baba. Baba. Evet. Beste yaptın oğlum. Ne dedin Allah aşkına? Dur sana buradan davul sesi açayım. Gel davul çalalım biz. Şöyle hareketli bir şey çal bize oradan. Arkadaşlar burada bazı sesler var. Bu sesleri keyboard tuşlarına bastığımızda şimdi biz böyle bir ses çıkaracağız. Çal. Ah, düdük sesi geldi. Benim trenci biliyorsunuz. Şöyle neşeli bir şeyler çal oğlum bize. Evet. Yok mu şöyle Amele Mix? Sana bile düdük çalıyorsun oğlum ya. Çok komiksin. Size bunu göstermek istiyorum da kamera daha öne gelmiyor yani. Şöyle bakın da bize. Biz bu haldeyiz şu an. Çal oğlum. Arın bayağı polis gücüne bağladın. Perişan etsin oğlum. Çek sağa, çek sağa. Aa, bak teyp sarıyor burada. Allah, gürültü olmaya başladı burada.
Yayının kontrolünü kaybediyoruz arkadaşlar şu anda. Tren sesi? Tren sesi, tren sesi elimizde galiba yok oğlum. Neredeymiş? Düdük. Bakalım buradan. Düdük. Aa, düdük sesi vardı ama. Bu ne ki, bu ses ne? Düdük sesi mi istiyorsun? Evet. Düdük sesi. Abi yapma ya. Ha, davul çal, evet. Bak gel, daha nizami bir şey çalalım mı? Mesela sen de. Mesela şöyle yapalım. Gel, öğretsin baba sana. Bak böyle yap. Ormana hoş geldiniz. Bak burada kick var oğlum bir sürü. Vur vur, daha sert vur, daha sert vur. Neyse biz piyanolara geri dönelim, olur mu? Bak solasi. Peki sana ben ne çalayım oğlum? Bak istek yapıyor abiler ablalar. İlle ders çal bakayım onlara. Down by the station çal. Ama sesleri değiştiriyorsun. Evet. Acaba sanırım senin uyku saatin gelmiş olabilir mi? Hayır. Arın uyku saati gelmiş olabilir mi? Hadi bak, ama çok geç oldu saat. Saat 18 geçiyor. Sol la si. Bak fake attın bana ya. Fa'dan başlamışsın, rezil olduk. Güle güle yap. Abilere, ablalara buradan el salla bakalım onlara. Hadi bay bay yapalım seni artık. Ne yapıyoruz? Yatıyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Do, re, mi. Sol, la, si buradan. Sol, la, si. Bak bu sol la si burada. Sol la si. Do re mi diye söylemelisin. Oğlum o sol değil, do. Hadi bakalım, bak anne çağırıyor seni. Ay ben babamla uyuyacağım. Tamam, gel. Babayla uyuyacakmış. Ben babayla dansımı çekeceğim. Tamam. Babamla gelsin. Ama bak ben abilerle konuşuyorum, abiler ablalarla şu anda. Hayır. Tamam peki. Haydi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, spontan gelişen canlı yayını bastılar. Evet, Allah'tan bizim ufaklık.